radyo DJ'liği birçok insanın hayalini süsleyen, gizemli ve bir o kadar da eğlenceli bir meslek. Radyocu olmak için önce iyi bir diksiyon gerekir. Genel kültür çok önemli, olmazsa olmaz şartlardan bir tanesidir. Ve iyi bir bakış açısı gerekir diyeyim. Müzik bilmek gerekir elbette ki. Hangi tür müzikle alakalı bir radyo programı yapacaksanız onu çok derininden bilmeniz gerekiyor. Peki ya işe alım süreci? Radyoların kapısını çalıp ben bu işi çok seviyorum, çok ilgileniyorum. Bana yer var mı diye sormakla başlıyor. Biraz aslında bu konuda da daha çok kişinin gelmesini tercih edecek noktadayız şu anda. Yani ben radyo sektörünün çok yeni isimlerle desteklendiğini, beslendiğini düşünmüyorum. Bu anlamda insan kaynağında biraz zayıflamaya başladığını da hissediyorum. Çok akıllı işi değil şu bakımdan. Hani bir boş bir odada mikrofonun karşısında karşında insanlar varmış gibi konuşacaksın. Onların tepkilerini, onların yorumlarını ya da sevip beğenip beğenmediklerini anlamadan onları keyifli saatler geçirecek bir şeyler söylemen gerekiyor. Berkay'ın son albümünün çok sevilen şarkılarından biri İnanırım Bizimle. Cuma akşamı yoğunluğu tüm işlerin yetişmesi gerekiyor çünkü iki günlük tatili kafa rahat yapmalıyız değil mi? Teknolojinin yaşam tarzımızı değiştirdiği günümüzde eski dost radyonun çağa ayak uydurması kaçınılmazdı. Eskiden evimizdeki bir dekor malzemesi olup bir yandan bize keyif veren bir obje olarak yer almasından ziyade şu zamana kadar geçen sürede teknoloji imkanlarıyla cebimize kadar girdi. Doğal olarak biz radyoya mobil imkanlarla mobil olarak ulaşabiliyoruz. Smart TV'lerden ulaşabiliyoruz. Tabletlerden, Android'lerden ulaşabiliyoruz. Bu mesleği yapıp ayda 1000 lirayla 30 bin lira arasında kazanç elde etmek mümkün. Her şey tamam da o onca düğme ve ışık ne işe yarıyor? Bu işin olmazsa olmazı tabii ki mikser. Artık hani %80 bilgisayarlar, %20 insan faktörü desem doğru olur sanıyorum. Mikrofonumuz tabii ki olmazsa olmazı. Kulaklık, mikrofona konuşurken kulaklık mutlaka kulağımızda. Çünkü ancak o balans ayarını kulağımızda yayını duyarak, şu an aynı dinleyiciye giden yayın da kulağımızdan bizim kulağımıza geliyor zaten. Radyonun büyüsü. Bir şekilde mikrofona bakıyorsun ama milyonların dinlediğini ama hiçbir zaman kimin seni dinlediğini bilmeden onlara bir şey anlatıp o anlattığın şeyden keyif almak, bazen müzik çalmak, bazen haber okumak, bazen duygularını paylaşmak, bazen ağlamak, bazen sevinmektir radyoculuk. Söylenen bunca şeyden sonra hala kanalı değiştirmediyseniz bu bilgiler ışığında siz de bu yola baş koyabilirsiniz. Şimdiden radyoculuk kariyerinizde başarılar dileriz.